Hop. Demek zapt yaptım. Ortada birinci mavzuyumuz Unit 1. Demek present simple or present continuous. Demek hamamızda haberimiz var. Bittası. Hazır ki adli. Yok ki de yaptı. Hazır ki devamlı. Yani bu zaman haberimiz var. Organ gelsiz. Ne oldu bilmedi yerler. Hazır ki adli. Hazır ki devamlı. Ortada. Demek ki biz umumilikte İngiliz dilinde zamanlarda o'rganishda gramatikani o'rganishda mana shu asosiy jihatlarga e'tibor qaratamiz. Ya'ni affirmative, negative, interrogative bo'ladi. Ba'zi kitoblarda special interrogative ham bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Kimdir ovozini chiqarib aytvorsan, ovoz kelyapti deb. Ovoz geliyor. Does. Bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, demak, o'rtoqlar bu aytib o'tganimdek affirmative, negative, interrogative ba'zi kitoblarda aytib o'tganimdek special interrogative bor. Mana short answers, short sentence ham kirib ketishi mumkin. Endi bu har xil kitobda har xil beriladi. Muhimi tushunishingiz. Xo'p. Affirmative umumiy gaplarda darak shakli o'rtada negative bilasiz inkor interrogative so'roq shakli short answer degani bu o'sha qisqa javoblari demak present simple'da har qanday ish harakat foydalanilishi qo'llanilishi jihatidan mana tahlil qilib chiqamiz qachon qaysi holatda bo'ladi Endi bitta bitta narsani men aytib o'tib ketay-da va berib ham o'tib ketay mana. Kecha tashlagandim, adashmasam. Kanalga e'tibor bergan bo'lsangiz, men sizga mana uni tashlaganman. Irregular verbs. Ko'rindimi? List of irregular verbs. Qarang. Mana shu Mana shuni yodlaysizlar o'rtoqlar. Men Atila buni tayyorlab chiqdim. Qancha vaqtim sarflab. Mana bu endi hozir present simple degani o'rtoqlar. Mana bu infinitivga to'g'ri keladi. Mana birinchi fe'lni birinchi shakli. Bu o'zi to bilan bo'ladi, lekin to'ni olib tashlangan. Hozirgi yangi grammatika, yangi kitoblarda to'ni olib tashlangan. Chalg'itmaslik maqsadida. About'dan boshlab u ketadi oxiri. Tarjimasigacha endi hozir zamonlar ko'rganda mana o'tgan zamonni ham ko'ramiz hali participle sifatdoshni ham ko'ramiz bu hozir birinchi shakl shundaga qisqa qilib aytib o'tdim birinchi shakl demak yodlaganda mana shuni yaxshilab yodlab qo'ying bittalab va ishlatasiz buni writingda speakingda o'zingizga foyda bo'ladi bo'l qani kitobga qaytdik bo'lmasa nuqta qo'yib qo'ya, shu yo'qotib qo'yayotgan kitobni. Qarang. Demak, regular usage and examples foydalanilishi va misollari. Regular or repeated actions events deyapti. Demak, o'zi hozirgi oddiy zamon o'rtalar. Foydalanishlik holati bo'yicha mana bu yerda muntazam regular or repeated yoki da deyapti takrorlanadigan actions harakatlar va event holatlar voqealar endi mana bu yerda bitta misol beryapti it rains heavily in March and April demak aprel va mart oylarida nima qiladi kuchli deyapti yomg'ir yog'adi bu takroriy ish harakat demak haqiqatda mart aprel oylarida bahorda heavily deganda o'sha og'ir holatni tushunamiz yomg'ir yog'adi xo'p endi bunga biz misol qilib masalan o'zimizdagi ob havoni ham berishimiz mumkin bitta mart aprel emas bizda qaysi kuzak oylarda ham yomg'ir ko'p bo'ladi oktyabr noyabrlarda ham bizda bo'ladi mana shuni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin sizni ixtiyoringiz bu yerda lekin
Terrorla ne degen faaliyet, action, iş hareket faaliyet, event hodisa. Xo'p. Bunga yana nima misol keltirishimiz mumkin o'zimizni bu holatimizdan kelib chiqib hayotdagi. Xo'p, masalan men o'zimni viloyatimdan kelib chiqib gapirsam, bizda shamol takrorlanadigan ish harakat bizni viloyatda. Ha, qaysir viloyatda bulut. Har doim bulut bo'laveradi qaysir paytida. Qaysir viloyatda yomg'ir ko'proq yog'adi. Yani hamma o'zidan bizda shamol masalan. Shu narsani gapni o'zgartirib, demak, aytishim mumkin Farg'onada, demak, har kuni kechki payt shamol uyg'onadi deb present simple'ga o'tkazib berishim mumkin. Bu takroriy ish harakatga aylanib bo'ladi. Endi biz writing yozganimizda buni qachon beramiz, o'rtoqlar? Buni writing yozganimizda xo'p sizga shunday fikr berish holati kelib qoladi, ya'ni bir sayohatga oid, qaysar davlatga oid, atrof muhitga oid gaplar kelganda siz o'sha joyda tasvirlash uchun present simple'da ishlatasiz bemalol. Mana shu qismini. Tushunasizmi? Ya'ni muntazam va takrorlanadigan ish harakat hodisaga nisbatan buni bemalol ishlatib ketasiz. Hozir yana pastda chuqurlashtirib tushuntirilgan joylari bor, qarang. Permanent situation and general facts. Davomiy holatlar va umumiy faktlar. Xo'p, davomiy holatlar degani nimani tushunamiz? O'rtoqlar? Aha, bu o'zi permanent de davomiy o'zgarmas ma'nosi ham borki, yana shu o'zgarmas ma'nosi keldi menimcha bu yerda. Demak, bu yerda suvda 0 gradusda muzlaydi deyapti. Xo'p, endi suv 100 gradusda qaynaydi. Men uni 50 gradusga qo'yib. Aha, men uni 50 gradusga qo'yib qo'ysangiz ham baribir 100 gradusga darajada qizigandan keyin qaynaydi. 0 gradusda muzlaydi. Men undan yuqori bo'lsa ham 0 da muzla bo'ladi. Va general faktlar. Bunga misol qilib ko'plab narsalarda aytishingiz mumkin o'rtoqlar. Masalan, quyoshni sharqdan chiqib g'arbga botishi, oyda ham xuddi shunday holati. Yer quyosh atrofida aylanishi. Yer o'zini o'qin atrofida aylanishi, oy yer atrofida aylanishi, bular hammasi fakt. Fakt, fakt, fakt. Endi bunda yana nimani beramiz? Writing yozganimizni present simple'da bu toifasidan foydalanadigan joylar keladi. Aynan mana shu o'zgarmas holatlar va umumiy faktlarda bemalol qo'llashingiz mumkin. Fe'l keladi. Demak, fe'lga birlik bo'lsa is, bitta formulalari berilibdimi? Yo'q, berilmadi. Mana ularni tushuntirib ketaveraman. Qarang. Demak, state verbs, opinion, preference, feelings, memory, knowledge, state or appearance. To'xtang, bitta oldingi bor ekan. Scheduled events. Bu yerda belgilangan voqealar, hodisalar deyapti. Belgilangan. Endi trains, shops, TV programs, etc. Qarang. Demak, bu yerga poyezdlar, do'konlar, televizor va programmalar deyapti. Bunda nima tushuniladi? O'rtoqlar, belgilangan holatda ham biz present simple'da ishlatamiz. Ya'ni ish harakatni ma'lum bir vaqtdan ma'lum bir vaqtgacha belgilangan holati bo'ladi albatta. Nima uchun? Masalan, do'konda ertalab 8 da ochilib, kechki payt 6 da yopiladi deyish mumkin, yoki bir ta ofisi 8 da ochilib, 6 da yopiladi deyish mumkin. Yoki da poyezdi ertalab soat 9 dan 12 gacha yetib keladi deyish mumkin. Bular rutin qilib qo'yilgan, o'zgarmas tartib qo'yilgan, tushunyapsizmi? Shunday holat. Yoki TV programmani mana shu soatda, demak shu kinoni beradi desa, unga nisbatan present simple'da bemalol qo'llash mumkin. Mana TV bilan programs, TV programs o'zi bitta narsa.
Şimdi biz doğrusu xatlar yozganimizda present simple'dan bunday holatlarda kamroq foydalanamiz. Nima uchun? Xatlar hozirgi holatda ko'proq past simple'da ishlatilyapti-da, ya'ni o'tgan zamon ko'p ishlatilyapti. O'rtoqlar, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, present simple kam keladi. Kesa ham to be kelyapti ko'proq. Lekin buni ham kelgan joyi bor. Esselerden ham berib ketiladigan muhokamada aynı jamiyatdan, aynı o'zingizni holatingizdan kelib chiqib berilgan joylari keladi. Present simple'da oddiy ishlatmaysiz ayette. Present simple'da murakkab shakllari bor. Shulardan foydalanamiz. Endi mana state verbs. State verbs nima? Xo'sh. Kurgu fiiller. Demek holat fe'llari. Fikr deyapti o'rtoqlar. Hop. Preference. Biror narsani afzal ko'rish. Feelings. His. Odamni hissiyoti. Memory. Xotira. Knowledge yoki bilim. State or appearance. Appearance bu ko'rinish. State holat. Demek mana shularga nisbatan biz present simple'da ishlatamiz aka. He enjoys traveling. U sayohat qilishdan rohatlanadi. Endi bitta narsa bor, o'rtoqlar. Mana bu he enjoys traveling degan so'zni ko'rib turibsiz. Bizda mana bu enjoy infinitive bo'lib kelyapti. Infinitive. Endi qoida bor. Gerund infinitive degan narsa bor. Bilasizlar, ustozlar hammasi biladi, qolganlar ham bilsa kerak. Gerund infinitive degan narsa bor. Endi fe'l o'zidan keyin mana bu bitta fe'l enjoy fe'l bo'lyapti, rohatlanmoq. Sayohat qilish ham bu yerda sayohat qilmoqdan sayohat qilishga o'tganda enjoy olinyaptida. Endi o'rtoqlar, shu fe'ldan keyin to olinishi yoki da ing olinishi to infinitive deyiladi, ing gerund deyiladi. Bu ikkalasini yodlaysiz. Masalan, bu enjoy o'zidan keyin traveling olib keldi, demak haqdor ekan. Lekin ba'zi bir fe'llari bor, u mana shunaqa travel olib kelolmaydi. To travel deb gap berilishi mumkin. Masalan, he wants to travel. U sayohat qilishni xohlaydi. Endi umumiy holatda biz gerund infinitive. Buni ham tashlab qo'yaman. Gerund infinitive deb. Yodlagan narsalaringiz ko'pda, rostsiz xato chiqadi bundan ham. Gerund infinitive qoidasidan ham hammada xatolik bor. Yodlaysiz. Bunga yaqin 500 tadan ko'p fe'l berilgan. Xohlasangiz asosiylarini yodlaysiz, xohlasangiz o'sha yozilgan paytingiz ko'rib olasiz, u sizni ishingiz, men tashlab beraman uni. Narrating fictional stories. Hop. Demek o'rtalar narrate deganda biror narsani hikoya qilish deb tushunamiz. To'g'rimi? Fictional. Fantastic. Hikoyalarni hikoya qilish. Oliver Tree's Runaway and Goes to London. Hop. Demek runaway. What is it? Runaway. Kaçıp gidiş. Demek Oliver Twist kaçıp gitti ve London'a vardı diye yaptı. Karin. Şimdi eğer siz burada hikaye yani fantastik hikayeler, fantastik kinolar buluşuyor mümkün ortalar. Fantastik vakayeler buluşuyor mümkün. Bitti hikayemez. Umumilikte maşularda kimdir ki tasvirle bir etkenizi bemalol present simple'den faydalanasız. Düşünüyorsunuz mu? Yani şimdi biz writing'de doğrulalımız mı ki bu narsanı? Qanday to'g'rilasa bo'ladi? Qarang, writing holati bo'yicha aytadigan bo'lsam, masalan, o'tgan zamon ko'p gap qo'yyapti-da. Hozirgi zamonga mos qanday ko'rsak bo'ladi? Qanaqadir bir muammolarni tasvirlasangiz ham ishlatasiz, o'rtoqlar. Muammolarni.
Çünkü o fictional mass, fantastik mass, lakin yukarıdaki fact, yukarıdaki umumi event, hadiseye doğru geliyor orada. Yani şunu ya bu tamam değil mi? Başkası yazır, az gibi şu kubra pası çöktü, otken zaman zor çıkıyordu. O, ben de bette every day routine, her günlük uzgarına startup etti. What do you usually do at the weekend? Haftanın ahırı odatda nima qilasan deyapti. Xo'p, masalan, biz aytishimiz mumkin. Mana shuni olib o'tamiz. We usually pass the mock exam at the weekend. Biz haftani oxirida odatda mock examdan o'tamiz yoki mock exam topshiramiz. Ha? Mana bizga mana shu har yakshanba ko'rish odat kirib qoldi. Endi buni siz bemalol berishingiz bo'laveradi, bersangiz. Endi bu hozir yuqorida aytganlarimni hammasini bitta writing yozib o'tib qaysi tarafda xato qilishim mumkin? Speaking olib o'tishimiz mumkin. Masalan, speakingda hozirgi zamon ko'p qo'llaniladi. Speakingda. Masalan, siz berishim mumkin. Advertisement, reklamaga oid narsa berishim mumkin. Texnologiyaga oid narsa berishim mumkin o'rtoqlar. Bular eng yo'q bo'lmaydigan mavzularda. TV, umumiy mana shu mavzularga oid sizga topik tushib qolsa imtihonda speakingda bemalol Present Simple'da mana shu toifalardan foydalanaverasiz. Faqat ko'proq to be ishlaydida, bitta hozir to be berilmagan. To be'ni nihoyatda ko'p ishlatamiz o'zi odatda. Xo'p. Endi davom etyapmiz. Bu present continuous ekan. Bu present simple'dagi. O'rtoqlar, yana aytib o'taman. Davomiy va takrorlanadigan ish-harakat yoki-da voqealarga nisbatan ishlatilar ekan. Davomiy takrorlanadigan ish-harakat yoki-da voqealar. Ha? O'zgarmas vaziyatlar va umumiy faktlar. Umumiy faktlar deganda, o'rtoqlar, sizga kimdir yangilik aytsa ham o'sha faktga kirib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Kimdir bir yangilik aytsa ham o'sha ham sizga present simple'da berib qolishi mumkin. O'shanga hushyor bo'ling. Va scheduled events, belgilangan nimalar? Hodisalar. Ya'ni o'zining tartibi bor. Poyezd, do'kon, TV programmalari va boshqa bankda ochilishi bo'lishi mumkin, do'konda ochilishi, bozorda ochilishi mumkin. Umuman, tartibga solingan har qanday ish-harakat bu vaqtga olinadi, scheduled. Ya'ni o'sha nechidan nechigacha degan narsasi bo'ladi-da sizga sodda qilib aytayotgan bo'lsam. Bu ham present simple'da va holat fe'llari, fikrni bildirganda, biror narsani afzal ko'rishni bildirganda, hissiyotni bildirganda, memory, bitta xotira ma'nosi kelyaptimi yoki-da hop bilimni bildirganda o'zim memory'ni ma'nosi o'sha xotira ma'nosi bor. Yana nima ma'nosi bor memory'ni? Shuda, boshqa ma'nosi yo'qda. Yod, xotira. Xo'p, bilim deyapti va holat va appearance, ko'rinish. Xo'p, endi fantastik hikoyalarni hikoya qilganda va har kunlik tartibda. Ichida mana bu har kunlik tartib juda ko'p ishlaydi. Masalan, bizni darsimiz haftada 6 marta. Xo'p, endi mana shuni inglizchaga o'tkazib bera olasanmi? Bizni darsimiz haftada 6 kun yoki 6 marta. Oddiy. Our lesson. Tursiz yozasiz. O'tkazib bera olamizmi? O'tilanadi deyishingiz ham shart emas. 6 marta to be bilan bersangiz ham bo'laveradi. Oddiy to be Have bilan. bilan bersak bo'ladimi? Nima deysiz? Have bilan bersak. Ha, We bo'laveradi. lessons in a week. Aytib qo'ymang, yozing.
have has bilen has'ın eşleşmesi yani biz gene have'ın eşleşmesi mümkün. Zeri zera bilen eşleşmesi mümkün. 6 gün ders var bizim kursumuzda. Evet. Ola gelirler, to be bilen dersin. Ders sadır. Şimdi her yolu buna ilacı var. Ha. Hani ne yaxşı. Ortada yazgeller ozu üçün. Yazgeller ozu üçün. Elbette. Kim yazsa. Yaxşı. Neyi edit kılıyorsunuz? Edit kılıyorlar ki nasıl sapkı olmayayım Six thinking lesson kılıyorsunuz. Eş Mehmet'le. Bir sonudan başka ikiye uttumak her kandı ot. Her kandı ot. Bilip koyun. Eğer uncountable bu masa, sanal ne diyen bu masa, u s olada. Yani sanal ne diyen o mide de, s oluşka hakkımız yok. Uncountable noun'lar gibi. Ha, indi, countable olsa s olada. Evet, bana Marian day kıldız, eşim ama lesson kıldız. Hop, kimler de yapı doğru. Our lesson is six times in a week. Yaşşı. Ergeç ve gepiz doğru. Eş Mehmet ve doğru. Meryem doğru. Nartacı ve Elmiradovna. Bütün haftaya. İşletmeyi şu ders için. Onu yine anonsu bu mıydı? Değilsin evik. Yok, karayın. Mahire. Our lesson has 6 weeks, days in a week. Bizi derste 6 gün var haftada. Diyorsunuz ya. Bize 6 gün ders günü var. This is Torvalada. We have 6 lesson days. This is in a week. Şöyle doğru böyle. Gramatik taraftan. Böyle. Doğru. Ortala. Yaşşı. Demek bana bu yine de ortala signalleri yeken. Kareler. Frequent key expressions. Frequency diye yaptı. Demek frequency ne mevzu? Tekrarlaş. Buranda sen tekrarlaş ortalar. Frequency frequent de bilesler o. Ketme ket. Tesis tekrarlanan türü digen manasını verirdi. Frequent. Yani frequency o şey. Bitti gepin etken de bu signalleri de saman vururadı. Always. Adette. Her doyum. Usually adette. Habitually. Bitti siz için elbette yenge panolar çıkadı. Ortada yenge sözler çıkıp barışı mümkün. Ağzım itibar yaptı mı? Kaz yaptı. Demek bana şunu hemen sen yodlap koyayım. Habitually. Bu da nasıl numara yine? Biliyorum şu. Odat dedi gene. Odat da gideyi, odat da. Often this is sometimes bazı da. That's rarely, kenden ken. Seldom şu. Hardly ever. Biliyorum şu bana. Never, hiç kaçan. Every day. Her gün. Twice a week, haftada 2 madde. 1 madde. Ha, 2 madde. Once a week olsa haftada 1 madde bu neden? Hop. Şimdi yasatma, karayın. Verbs expressions expressing physical
Perception. See, hear, smell, tests are often used with can. Hope. Mucho. I can't see John anywhere. It's too crowded. Hop, karayla. Fiillerde ifadeleştirme dil yaptı. Physical, yani cismani. Perception, cismani düşünce. Perception olsun münasebatı. Cismani münasebat. Yani physical degen de hani kurmak, işitmek, hidlamak ve tan vermek fiillerini verip koyayım. Odatda ken bilan foydalaniladi deyapti. I can't see John anywhere. Men Johnni hech qayerda nima qilmadim? Biror joyda ko'rmadim. Endi biz tarjimaga o'rganimizda hech qayerda deb tarjima qilib olamiz buni. It's too crowded. Juda ham gavjum. Can you hear me? Meni eshityapsanmi yoki eshityapsizmi deyapti. Qarang. Mana shu yerda can bilan model verb. Can o'zi model fe'l, bilasiz. Model fe'l bilan present simple'da ishlatyapti. O'zi model fe'l bilan bir ishlaydi, fe'lni biri. Ya'ni infinitive ishlaydi. Har qanday model fe'l bilan infinitive ishlaydi. Sizdan chiqmasin. Xo'p. I can't smell anything. Men hech narsani bilmayapman, hidlolmayapman demaydi endi. Yoki ha. I have a cold. Menda sovuq bor deysizmi? Sovuq yotibman. Men hech narsani hidlay olmayapman. G'alati bo'lib qolar ekan, hidlay olmayapman desa. Hidini bilmayapman desa ham bo'laveradi. Tarjimaga keltirish uchun. Xo'p. Endi some state verbs may have different meanings, so sometimes you can use them in the continuous form. Compare the examples. Qarayla o'rtoqlar ba'zi deyapti holat fe'llari de nima bor turli xil ma'nolar bor deyapti shuning uchun ba'zida siz ularni nima bilan continuous ya'ni davomli formada davomli zamonda foydalanishingiz mumkin foydalana olasiz deyapti hop mana misol keltirishimiz mumkin be have see think look test. Madem mümkün. Bunu şöyle yapayım. Hop, bir bulmak, hev ege bulmak, başıdan otkezmek, yemek, içmek, bilez hev de manolarını. See, kurmak, think, oylamak, look, karamak, test, tam vermek. Jack is very talkative. Jack juda ham ko'p gapiradigan yoki da talkative nima ma'nosi bor yana? Ko'p gapiradigan, chiqishimli odamga anu asosiy ko'p gapiradigan ma'noda keladi. To be bilasiz, hozirgi zamon shakli am is are. Buni juda maydalashib o'tirmadik, bitta kitobdan boshladik-da. Hop. Endi Jack erkak kishi va birlikka teng bo'lganligi uchun bu yerda nima bo'lyapti? Is shakli qo'llanilyapti. Endi have'ga. She has a brother. Uni akasi bor. Endi metta aytib qo'yadi. A personality trait. Hop. Demek shaxsiy trait xususiyat. Shaxsiy holat deyapti. Ya'ni aynan Jack'ni shaxsiyatini ifodalayapti-da bu. Masalan, meni qanaqa ta'rif bersangiz, yoki o'zingizni qanaqadir ta'rif etsangiz I am yoki he is yoki she is yoki birovga aytsangiz you are berasiz demak uni shaxsiy holatini personality shaxsiyat ma'nosida keladi shaxsiylik trait xususiyati xususiyat deganda fe'l atvori desangiz ham bo'laveradi sodda qilib aytayotgan bo'lsam ho'p endi ikkinchi gapda she has a brother ya'ni birovni shaxsiy holatini o'zini holatini ifodalaganda ham o'rtoqlar biz present simple'dan foydalanaveramiz degani bu.
Ve bunu biz bana hazır with the present simple halatı da bu tarafı da present continuous halatı da ifade edip koyun. Hala iki onu kampiyer kılamız doluk. Zamanlarda mavzusu o din asamazdı bu doğru. Zamanlarda mavzusu bu. Şunu şunu yıkıp utketikken asamaz. Çünkü hemen yapıza zaman işletersiz bulup koyun. İngiliz sırada hemen yapıda zaman işleydi. Ya to be, ya have has, ya to do, ya ki plus kaysa zaman bu senin fiil iştirak etmeyen gap yok. Kesimsiz gap buladı mı? Yok. Kesimsiz gap bu gerek. Yani bir de at doğuz bu gerek. Ya uyum kesim bu kolay mı anlatıcılar? At kesim bolar. Eğer Gap'te. at dozu bakan ne? Demek ikinci gap'te she has a brother. Onun akası var. Relative and possession. Hop. Onun akası var. Degenden ne var? Şunu ne yaptı? Ortalar. Relative. Ona tilida nisbiy degan narsa bor. Nima degani o'sha? Ona tilchilar nisbiy. Nisbiy yoki deyapti bu yerda egalik deyapti. Relative nisbiy grammatikada nisbiy ma'nosi bor-da. Xo'sh. Bemalol mikrofonni ochinglar, o'rtoqlar. Tahlil bilan qilmasak bu yerda ham hammaga tushunarli bo'ladi. Aytib o'tsak, ona tilchilarimiz bormi? Hop. Aytib o'tyapman yana qaytarib. Relative ma'nosi, demak, grammatikada nisbiy bo'lmasa o'zini ma'nosi qarindosh ma'nosi bor. Qarindosh ma'nosi keladi. Endi bu yerda nisbiy. Endi ona tili bilimim juda zo'r bo'lmasa ham tushuntirib beraman. Mana masalan possession egalik. Xo'p. Egalik deganda netta hozir uning akasi bor. Desa unda bittaligini aytyapti, noma'lumligini aytyapti, akasi bor. Endi o'rtoqlar akasi unga tegishli, possession, egalik. Haqiqatdan uni akasida yoki uni любой bitta narsasi bor deganda ham bitta ega emas. She has a mobile phone. Unda telefon bor. She has a computer. Unda computer var. Bitta egalik. Tushunyapsizmi? Egalik holati bo'yicha demak bir kishiga nisbatan, ya'ni she birlikka nisbatan has, ko'plikka nisbatan I, you, we, they. Bilasiz, have ishlaydi. Xo'p, endi keyingisida C'da. Do you see what I mean? Men nimani bildirayotganimni ko'ryapsanmi? Yoki da seni tushunyapsanmi ma'nosiga o'tib qo'yaveradi bu. Aytdim, understand. Qaramasdan understand. Tushunmoq ma'nosida, o'rtoqlar. Va keyingisi think. I don't think This is my book. Fikr de bildiryapti. Mana tepada aytib ketuvdi-yu. Mana qarang. Qayerda mana opinion, preference, feelings, memory, knowledge, state or appearance bularda aytildi. Endi pastda shuni o'qib ketyapti-da. Isbotini. Demak, fikr beryapti. I don't think men bu seni kitobing deb bu meni kitobim deb o'ylamayman, deyapti. Qarang. Bu meni kitobim deb o'ylamayman. Fikr bildiryapti. Agar siz ham hozirgi paytda fikr bildirsangiz, umumilikde present simple'dan faydalanan ekansız. You look sad. Sen hafa korunasan. What's wrong? Nema buldu? Bro, narsa buldu mu? Biri, what's wrong? What's wrong'ı koçma bana var kop. Appearance, görünüş halatı. Mesela bizden bir tek yapışmışız mümkün mü? Nema da bir yapışmışız mümkün mesela. Mesela he ya ki de she looks happy. Ha? O kursan korunu yaptı. Korunadı. Perhaps. Hoş. Anne sabah bir şey mi konu? Kursan korunu şey. Ana? Perhaps
He got C1 certificate. Ötken zamanda vermiyoruz da. Zamanda masaj şükürüyor. Bu tarafta hem bu what's, what is'ı kısaltması. Siz etken gibi maşan anonsuya doğru giderdi. Ötken zamanı gibi. Mesela she yoki da he looked happy. Perhaps yoki she yoki he got C1 certificate bo'lurardi hakikaten. Lekin hozir hozirgi zamonga bo'lish kerak. Hop, nima deb berishimiz mumkin? So'zlarimiz bormi? Xo'p. Bu juda ham xursand ko'rinyapti. Appearance today is his busy. He looks very happy. Ya o'shani nima qildik? Bugun uni tug'ilgan kuni. Yaxshi, bu ham bo'laveradi. Today is her birthday. Chiroyli misol. U juda ham yoki u umuman xursand ko'rinyapti. Bugun uning tug'ilgan kuni. Chiroyli misol. Xo'p. This roast beef tastes delicious. Demak, o'rtoqlar, nima degani bu? Tamga nisbatan meyllimi? Nima deysiz? Tam hid nimasiga nisbatan beriladi. Aha, yo'q, roast beef kabob. Demak, bu kabob shirin ta'm beryapti, state holatni ifodalayapti. Endi present simple'ni qisqa qilib aytaman. Buni holatda hozir present continuous'ga o'tamiz. Ko'proq speaking'da ishlaydi o'rtoqlar. Writing'da kelmaydi degani emas bu. Writing'da keladi. Faqat to be ko'p ishlaydi. Mana oddiy zamonlarga nisbatan to be ko'proq keladi writing'da bunda. Xo'p, biz qaysini ishlatsak ham birinchi shaklini ishlatamiz bo'ldi. Endi present continuous, ya'ni davomiy ish harakat bu o'rtoqlar. Bilib qo'ying, davomiy ish harakat. Bu yerda davomiy ish harakat deganda nimani tushunamiz? Siz qaraganingizda o'sha davom etyapti-da bu ish harakat. Yoki o'zingiz boshladingiz shu narsani, yoki siz ko'rgan inson, yoki siz ko'rgan holat davomiy. Mana bu yerda foydalanish holatida things happening now, hozirgi paytda sodir bo'layotgan narsalar deyapti. It's not raining at the moment. Hozir yomg'ir yoqqani yo'q. Xo'p. Hozir yomg'ir yoqqani yo'q, deyapti. Endi mana shuni hozir qor yog'yapti deb bo'lishligi gap qilib, shuni yozing. Mayli, mana at the moment o'rniga now ishlatsangiz ham bo'laveradi. Hozir qor yog'yapti. Sirasi o'tkazamiz. Hozir qor yog'yapti. It's not raining at the moment, it is yaxshi. Xo'p, men aytayapman. Now I am explaining the grammar rules. Demak, men hozir actually present simple and present continuous. Men hozir grammatika qoidalarini tushuntiryapman. Hozirgi ish harakat qilyapman. Ha, siz aytasiz. We are listening to these rules which is explaining yoki which endi bu yerda yana gapni murakkablashtirishingiz mumkin.
Which is Which bu. is explained by teacher. Demek ustoz tamamen çöntürleyatken mavzularını işleyemiz biz. Ha? Şimdi horatke otuzamız. Bu haması devamlı. Ya ki reading işleseniz bir manol bir şey mümkün. am exercising ya ki practicing the reading ya ki de listening sezem, reading sezem, speaking sezem, writing sezem. Ama bu present simple otta ko bir şeyde böyle koyayım. Ortalar. Speaking deyem, anamı writing deyem kok gelirdi bu. Present simple. Aynısı endi bu writing topiği yiyem karette. Eğer writing de topiği de bir verilgen mavzu otken zamanga doyur akıp verip getirilmeyen bulsa present continuous diyem kopalaş açıyoruz mu? Lekin otken zamanga verip geti yaptı hazır. Nokkulu otken zamanda bugün iş hareketleri ifadeler yaptı. Bu şahane için bunlar kem kelette. Bunlar da ötken zamanı kelere keyin. Yani past continuous. Bilasız. Kul. Kengisi yakaremiz. Demek actions taking place around the present. Oman. Hazırgi halet atrafıdaki bir yerde iş hareket take place. Ne madde Take place. Sadır bulmak, take Demek bu ortada phrasal. Mokta gelmen o şeyin bu arada kuğunu. Numarasız. Bana bronta bunu sabah kağın. Şuraya katlaşmak bana sen boku. Joy olmak, oranı egellemek, bunu manoları kub, take place. Nesliler bilgen manosu kızıktım fakat. Take place in competition degen nima sen ko'rdim da mı? Keladi. O'rni Mer. egallamoq aytapman-u. Anu ma'nosi, ko'chma ma'nosi kelaveradi ko'chma ma'noda. O'shaning uchun o'sha hozir bitta so'zni yodlaganimizda iloji boricha o'rtoqlar hamma ma'nosiga bir qarab qo'ying, ziyon qilmaysiz. Ingliz tilidan shu ko'chma ma'no odamni juda ham zeriktirib yuboradi. Ma'nolar ko'chaveradi. Siz bilgen manası çıksa yine biri başka gap ettirirlerdi. Bunaka manası yan vardı. Bu şan için hemen manasını bilsek mamma bu miydi kim bizgi? Actions take place around the present. Yo bette hazır o şey sade bulmak manası kele yaptı da. Yani aynı bir vakt atrafı da ya ki around boylap. Sadır böyle etken. I am not going to school today. Ben mektepke bor mu yapmam? Hop. Şimdi siz açışız mümkün. Ben derse katlaşma yapmam. I'm not attending to şimdi size bir orası ben o. To the online course. Hop. Eğer siz maktabga bormasangiz, mana shuni berasiz va bitta sabab keltirib qo'yishingiz mumkin. I'm not going to school today. Because it is endi buni present simple ga o'tkazamiz. It is nima deysiz? New year. Yoki today is new year deysiz mumkin. Bugun yangi yil. Present continuous gaplarda o'rtoqlar yana bitta narsa bitta yozilgan yo'lini bilmadim. Gapni moslashuv jihatidan, gapni moslashuv jihatidan. Yo birinchi gapi present simple da kelib qolishi mumkin, yoki ikkinchi gapini siz present simple da berishingiz mumkin. Ya'ni oddiy zamonda fe'l bir bilan. Tushunyapsizmi? Bu speaking ham ishlashi mumkin, writing da ham ishlashi mumkin o'rtoqlar bemalol. Endi holatga qarasiz. Endi temporary actions ya'ni vaqtinchalik nimalar? Vaqtinchalik ma'nosi kelyapti. Temporary action. Ha. Contemporary bo'lsa zamonaviy bo'lsa temporary vaqtinchalik. What are you doing these days? Ha, vaqtinchalik. Bu shu kunlarda nima qilyapsan? Xo'p. Shu kunlarda nima qilyapsiz? Qani siz shu gapni shunday minut ketadi. Men shu kunlarda
6 level'ye tayyarlanı yapandı. Şimdi 30 inçe şuna sana. Ben şu küllerde 6 level'ye tayyarlı. De kur yapan, okey tayyarlanı yapan. Ama her kıl şekilde bir şey mümkün. Prepare var, ortalar. Tayyarlı kuruş. Ondan taşkarı ne var? Tayyarlı kuruş. Yana sinonimler. Yana kozoyumuz. Ha, get ready bar tayyarlık kuruş. Draw up dishes mümkün. Bir an bir tayyarlık kuruş ki. Maşular az benim isim geldi. This says I am preparing multi-level exam. I am studying multi-level exam these days. I am preparing in multi-level exam these days. This Karen Maria, this tankin days demesiz. This bo'ladi. Ana buni ham o'tib beraman hali. Ko'ryapsizlar, mana shuni unda ham qo'yetgansizlar-da va undan yana saboq olmayapsiz. Writing ham shuni ham qo'yetgansiz. Ko'plik bilan ko'plik ishlatasiz, olmoshini birlik bilan birlik ishlatasiz. I'm preparing to multi-level. Why? Edit qilmanglar, yozganlaringizni edit qilmang. We are preparing multi-level exam this day. This day. Mohira, this day maths. These days. I am currently preparing for multi-level. Bu kullar qayerda qoldi, Soliva? I'm preparing exam these days. This is I'm preparing to English exam. Yes, I'm from the season. I'm getting ready to multi-level exam these days. Not that you get you. Nowadays, I'm studying for multi-level exam. Min multi-level I'm trying to change. Xo'p. Keyingisi, nowadays I'm preparing. Nowadays qilganingizdan keyin uni qo'yib qo'yingda, virgul qo'yib qo'ying shu kunlarda. At boshida qo'yapsiz. Preparing to multi-level exam bo'ladi Elmurodovna. Exam deb yoziladi. Yangi so'zlar ixtiro qilasizlar-da. Of I'm preparing for multi-level. Zo'r, o'rtalar, yaxshi. Demek, mana xato kamchilik hozir nimada bo'ldi? Hammada virgulda bo'lyapti. Siz qachonki ravishni xatni boshida berdingizmi, virgul qo'ying. Sizdan chiqmasin. U speakingda bildirilmaydi, lekin qo'yasiz bizning writingimizni. U qanaqadir bir writing sample'larda ko'rganingizda bermay ketgan bo'lsa, siz bermay ketmang degani emas. Siz qo'yavering kam bo'lmaysiz. Va bitta shuni xatosi va nima bo'lyapti? Endi this day bo'lyapti. Va this days, this day bo'lyapti. Ya'ni birlik bilan ko'plik, ko'plik bilan birlik ishlatib qo'yapsiz. Bu mumkin emas umuman. Tak, shuni yozib qo'yaydi. This last day. Nima uchun? Birlik bilan birlik kela oladi. Huquqi bor. This last noun. Mana sizga tushunarliroq bo'lsin. This bilan kelsa otlar nima olar ekan? S olar ekan. Qachon S olmaydi? Sanalmay degan ot bo'lsa birlikda keladi. Birlikda keladi, gap yo'q. Demak, sanal degan, ya'ni countable noun bo'lsa,
Ozu birlikte geldi ve these işaretlenmedi. Mesela this information, information tanınmadı. Yani knowledge. Ve sizden çıkmasın, ortalar. Bu adli adli hatalar. Emtihanda geçirilmedi lakin. Hop. Demek, changing situation. Situation. Yani özgar edigen vaziyetlerde yaptı. The world population is increasing. Dünyanın ahalisi osu bari yaptı. Hop. Mesela, yani bir tane sana aytelik. Zor bir mahnı var yani. Hard plan mı? Struggle. Şimdi siz yaptın. Dünyanın iktisadı zor bir var yaptı. Yani şu ben essay tahlilini yanımıza kurdu. Şimdi zor bir var yaptı dünyada. Bakın şimdi avut koyasız bu oldu. The world iktisat koyas, is koyasız ve struggle'da ince grup koyduğunuz bu arada. Hani şunu yan... Ve... Bugünlük dünyanın da yaptı onu kullanmaz mı? Bugünlük ya ki bugünlük ya ki şu küllerde farkı bitti. Fla signal koyun çek. Hatta kıvası gizge. Bir, yana bir bar amin boleydik. Kralı varın sözüde. Ne deysiz? Kralı varın. Dünya. Hala siz dünyada berin. Hala siz bugünlük dünyada berin. Bugünün dünyası da da beradi. Today's world da beradi bazılar. O siz ihtiyarıyız. Hop. Yaşı. Demek yapar yakar yapmaz. Edit kıyarlarda okumayız. The world problem is struggling now. Dünyanın muammoları zor bir bari yaptı. Biz ekonomiya muammoları da yapmaz o dillere. The world's economy is struggling now. Bol orada. Her geçe var. Nowadays economy is struggling. Struggle'da iki tecib oladı. Bana spelling etti. In the world. Böyle orada misalı. The world's economy is struggling now. Now you're the Torah. Nowadays, edit kıpsız. Edit kıya lakin okumayman lakin. Today's world economy is struggling now. Nortacı ve Torah. The world's economy is exerting now. Böyle orada. The world's economy is struggling now. Hayazı doğru. Today's economy of the world. Bugünün dünyasının iktisadı. O. Is struggle. Is struggle buladı. Mağazını mı tutup biz? Elmur adamla. Bıcık etti. Hayal bırcayı. Bağı iz ogansa buldu da şuna kahvalet. Kimdedir buldu? Maşı grupta teşir yandı hatını. İz ogandı bekam hıpetti yaptı. ING yok. The world economy is struggling these days. Bunu uğradı. At the present time, the world's
is struggling. Doğru. Hamma tuzib bo'ldimi? Mı? Yaxshi. Tuzmaganlar o'ziga minus. Tuzganlarga rahmat. Nimaga Mat Qurbon va Qahramon va sizlar umuman pasivsizlar. Yozinglar sizlar ham. Assalomu alaykum ustoz. Men birinchi yozdim. O'qimadingiz men. Yo, ha, bo'ldi bo'ldi, uzr, qaramadim. The world economy is struggling now. Bo'ldi Hamma yozsin o'rtoqlar, bu writing uchun, speaking uchun, har ona uchun o'tyapmiz grammatikani, bo'lmasa shart emas. Yana bir takror, bilganga takror, bilmaganga yangi narsalar albatta ko'rilyapti. Xo'p. Demak, o'zgaradigan holatlar o'rtoqlar. Masalan, meni ingliz tilim yaxshilanib boryapti. Xo'p, o'zgarayotgan vaziyat. My English knowledge is improving. Because I'm learning at online course of multi-level teacher. Deb o'zim maqtasam. Demak, men hozirgi kunda ingliz tili, meni ingliz tilim yaxshi bo'lib boryapti, chunki multi-level teacher'ning online kursida o'qiyapman, o'rganyapman. Bu siz ixtiyoringiz. Gaplarni chiroyli holatga keltirish. Tuzing, bir kunda 20 qanchadir gaplarni miyangizda tuzavering. Men o'sha speaking'ni rivojlantirishda shu narsani o'zimga tatbiq qilganman-da. Birinchi, umuman miyada tez gap tuzilishga qanday? Tuzib yuravering. Masalan, mana ertalab choy ichyapsiz. I am having a breakfast. Mana having, ayinjolni yapti having. Yana bunday qarasa dars qilyapsiz. I am doing homework yoki de I am exercising yoki exercise o'zi ham bo'ladi. I am exercising. Exercise o'zi ham tushadi. Yoki I am doing exercises ham bo'ladi. Unda qanaqa bo'ladi? Birikma bo'ladi. Endi bu sizning ixtiyoringiz, qanday gap tuzish yoki de nima qilyapsiz? Xullas, nimaiki ish harakat qilsangiz, bir inglizchaga miyangizda o'tkazib olinglar, o'rtoqlar. Nimaiki ish harakat qilsangiz, shu narsa sizga odat bo'lib qoladi. Keyin o'zingga o'zing ingliz tilini muhitini yarat degan eshitgansizlar, katta katta instruktorlarni aytgan gap, ya'ni speakingni rivojlantirishda g'oyani yaxshi keltirish, o'ylanib qolmaslikda qanday uslublarni o'rgatasiz deganda aytadi, o'zingga o'zing English environment, ya'ni atrof muhitini yarat deydi. Bu nima degani? Bu degani o'sha kundalik hayotingizda hamma gaplarda ingliz tilida gapiraverasiz. Xo'p, o'zingizcha bunday writing yozyapsizda, bir eslab grammatika darsligimizni. I am writing the letter. I am writing this letter the boss of command. Endi nima ishlasangiz inglizchaga o'tkazib qo'yavering. Nima ishlasangiz inglizchaga bemalol o'rtada o'tkazib qo'yavering. Muammo emas. Xo'p. Endi keyingi holat. O'zgaradigan vaziyatlardan keyin future arrangement. Arrangement. Xo'p. Ovozim yetib boryaptimi? Ha, kelyapti. Xo'p. Endi o'rtoqlar arrangement deganda nimani tushunamiz? Birorta narsani rejasini tushunamiz. Kelishuv ma'nosi bor. Reja. Hop, endi kelajakdagi rejalar deyapti. Alan's, ya'ni to be'ning izi bu. Alan is having lunch with us tomorrow. Shunday holatda keladi o'rtoqlar. Will'di, shall'di yoki going to'ni bermasangiz ham, to be'ning o'zi aniq bir rejalashtirib qo'yilgan ish harakatni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Xo'p, endi shunda siz aytingchi, mana ertaga nima kun? Ertaga juma ekan. Xo'p. Men ertaga uyimni yoki xonamni deng, xonamni. Men ertaga xonamni tozalayman deb ayting. Mana ertaga reja qilib bo'ldingiz, shart qildingiz, aniq tozalash juma kuni. Men ertaga uyni tozalayman deb bitta yo uyding yo xonam deng, xolos tozalayman gapini ishlating. Clean. Yoki clear. Xo'sh.
Men ertaga tomorrow'da ishlatasiz. Chunki reja qilyapsiz-da. I am. Yoki uz tutsangiz bo'ladi. U. Yoki savol tarzini tutsangiz bo'ladi. You are cleaning your room tomorrow. Mana siz bitta gap. Qani, tez oshamiz. Going to'ni ishlatmaysiz. Lisana, going to o'tganimiz yo'q. Agar kim e'tibor bergan bo'lsa, oxirgi paytlar bizda ham shunaqa gap so'zlar ko'payib ketdi. Bo'pti, mayli, ertaga gaplashyapmiz deysiz-ku. Bilasizmi? Bo'pti, ertaga ko'rishyapmiz. G'alati, deysiz. Aha, ko'rishyapmiz hozir. Qanday ertaga ko'rishyapmiz? Ko'rishamiz bo'lmaydimi deysiz? Bunda shu holatda ertaga gaplashyapmiz. Shu narsa hozir urfga kirib bo'lgan. Gaplashyapmiz. Bo'ldi, ertaga qilyapmiz, demak o'sha ishni deysiz-ku. Ertaga qilyapmiz. Xuddi shundayda bu. Xuddi shu narsa. Sanday o'zbek tiliga obod etgan bo'lsak, ertaga qilyapmiz deysiz. Ertaga boryapmizmi demaysa, ertaga boryapmiz. Ertaga boryapmiz. Aytasiz masalan. Bu yangi yil yaqin ekanu, archa bayramga qachon boryapsizlar desa, ertaga boryapmiz deysiz. Xuddi shunday ertaga qo'yib davomli qilyapsiz. Ertaga boryapmiz. Her şeyi ertaga boryapmiz. Yoki de iyi, imtihoning qachon ekan desa, aytasiz, yanvarda imtihonga boryapmiz. Deysiz, boraman demaysiz, boramiz demaysiz, boryapmiz. Chunki registratsiya qilib bo'lsangiz, hamma narsa aniq bo'lsa, reja qilinib bo'ldi-da. Yana qaytarib o'taman, reja qilinib bo'lingan ish harakatga nisbatan yuradi, bilib qo'ying o'rtoqlar. Reja qilinib bo'lingan ish harakatga nisbatan bu haligi taxmin yoki bir hali bo'lmagan narsaga emas. Aniq qilasiz shu narsani. Qoidasini aytib qo'yinglar. Chunki future arrangement degani kelajakdagi dastur. Going to ni qoidasi bor, will shall da qoidasi bor, o'rtoqlar. Va mana buni o'zini qoidasi bor. Ovozim boryaptimi? Demek gaplarda okuyapan tuzgeller tuzu asıl bu geller uzu bilendi. Birinci kim tuzuptu? Kahraman var. I am cleaning my room tomorrow. Doğru. I'm going to işletmeyi siz dedim. Çünkü o kaydası umarım özgürlük edildi. I am cleaning my room tomorrow. Zülfiyat doğru. Tomorrow I decided to clean. Nega Ali ve siz present simple'da tuz yapsız? Az a continuous oturup diyor. Nergize, I am tidy mas. Tidy ayınca alınadı. Tidying up my room tomorrow. Kuryaslar mı? Bu birden ki ayınca alma yapsalar. I am cleaning my room tomorrow. Cerakoda, I am cleaning my room tomorrow. Fayaz'a. She is cleaning her room tomorrow. Edit kapıyorsunuz. I am cleaning in my room. In my room demesiz. Hanımda tozalıyım. Az gün doğru kemiydi. My room da uzun veririz. Redlock koyu digen joy var. Meryem koyu digen joy var. I am going to clear my apartments tomorrow. I am cleaning. Yapıyor. Artacı ve I am cleaning my room tomorrow. I am cleaning my room tomorrow. Editri yerlerken okumayayım ben buradalar. Are you cleaning your house tomorrow? Doğru. Yaşça. Yapıyor. Tuzgeller. Bu bir denkin ayınca alıştı. Unut. Bir denkin ayınca alışını unutmayın. Bunu yapmazım. Umuman unutmamalıyız. Tubi'den ki
Utken zaman mı? Hazır zaman mı? Kelesi zaman mı? Bin bok geledi mi? Bin uz bok geledi mi? Burada olarak aynı şekiller geledi. Uzu ideodiken şekil geledi, aynı şekiller geledi mi? Onu hamasını oraya tüketemem. Allah onu sağladı. Şu üçümüz de olmadı. Hop. Devam et yapız bu nasıl? Yana kaytar bu yapman. Gelecekte en hakkı mahsus. Hop, mesela men açım mümkün. Siz açıyız mümkün. Numara değişir mümkün. Endi bu aniq masala. Mayli aniq deb o'ramiz, masalan, men sertifikat, ya'ni keyingi oyga Sivan sertifikat olyapman. Siz xuddi sotib olgan naqa bo'lyapti. Sivan olyapman deb. Ariza Xo'p. topshirmoqchiman desam-chi, masalan, keyingi Tam oyga bo'laveradi, ariza o'sha. topshirmoqchiman. Topshiryapman deysiz. I am passing. Yoki I am I am taking part in IELTS exam deyishingiz mumkin. IELTS imtihonida yoki de at the IELTS exam siz ham bo'laveradi. Aniq yana nima berishingiz mumkin? Mam, ayın bu gün desem yani bulardı mı? Registrasiya kıldıramız bende. O Yok, fakat özür bu dilerim. otel Var mi? o özür. Registration var o. Yo, bu gün geliş halatını ettim de. Book zakaz Yani verişte koçma ha. manada hem registrasyon kılış manasını koruma gelmem lakin. Ne? Hop. And the ortala asking about one's plans. Yani umumi bir orta bir one de yani kimdir manasına kele yaptı. Kimdir de recelere hakkında soru sezen. Ne manasını Present continuous yaşatas. Where are you going next summer? Keyinge. Yoz, kayırıya barmaçsa. Siz açıyız mı? Keyinge. Oy. Kaysa bulu etke barmaçsız. Değişiz mi? Where are you going? Oh, yaptım mürekkeplaştıramız. Maşını tüzün ki. Keyinge oy kaysa bulu etke barmaçsız. Bitti şunu tüzün. Yo, bitti yazması. Yarımlayın şunu tüzüyle yana bitti yapay tamam. Bitalayın fevral deyse. Bitalayın yanvar deyse, bitalayın fevral deyse. Bola mı? Bitti. Hani yaptı halatı da kanaka. Kim yanvar deyse, yanvar deyse, kim fevral deyse. Yani bunu mürekkeplaştırış mümkün. Yanvardan keyin, after January bir şey mümkün. Yok ki de next month de yanvarda uzun da gelen next month işletiş mümkün. Yok ki 10 January işletiş mümkün. Şimdi fevralda gelen 10 February bir şey mümkün yok ki de after January farkı yok o. O sizi ihtiyarız yaptı mürekkeplaştırış yok ki de o zaman kalış bu sizi ihtiyarız. Bittelerin et yapman. Yanvar ayı da hayır ya barmahçısız imtihan gelip mürekkeplaştırışız mümkün yok ki de Qayerga boryapsiz bo'ladi-da shunda qayerga boryapsiz imtihonga deb aytishingiz mumkin bittalaringiz fevral oyi. Endi fevral oyini yanvardan keyin deb murakkab qilib berishingiz mumkin. Yanvardan keyin fevral keladi-yu. Yoki de aynan fevralda o'zi. Yoki de yanvar oyini keyingi oyda berishingiz mumkin. Hozir dekabrdan keyin yanvar keladi yoki yanvarda o'zi deb berishingiz mumkin. Bu sizning ixtiyoringiz. Xo'sh, qani, o'rtoqlar? Hamma yozsin, o'rtoqlar, hamma yozsin, iltimos.
Oh. Yaxshi. Hammasi bo'ldi menimcha. Where are you going to pay a visit? Men nima dedim? O'rtoqlar, going to ni ishlatmanglar dedim-u, Nargiza. Where are you going? Going o'zi bo'ladi. U present continuous. A going to bo'lsa alohida qoida bo'lib qoladi-da u ham. Where are you going? Going to ishlatasiz. Siz going ya'ni u to bitta ga ma'nosi kelyapti. Agar going to'dan keyin fe'l bersangiz, going to deb turib verb bir berib qo'ysangiz, keyin u nimaga o'tadi? Going to qoidasiga o'tadi. Yani, oddiy going'ni o'zini bersangiz, mana bu yerda Jo'raqulov yozgan where are you going to in February. To'g'ri yozgansiz. Sizlarga to kerak. Matqurbonova, Ermamatova to qo'yasiz going'dan keyin. Going to'ni qoidasi bo'yicha going to'dan keyin fe'l bir keladi, sizdan chiqmasin. Alright, where are you going? What is? Tushunmadım. Kitob kiyam to bermagan ekan ku. Mani yozilgan ku, where are you going next summer? Kitobga tu bermasa tu bermadi degani mi? O'shanga men ikkilandim-da, ustoz. Keyingi yoz deyapti bu yerda. Siz qo'ydi beryapsizu. Shunday farqi bo'ladimi? Albatta. Where are you going in next month, January? Xo'p, ba'zi bir paytlari qaranglar, o'rtoqlar. Shunday fe'llar bor. Predlogi ixtiyoriy. Ya'ni o'sha to'mi, etmi, formi, from'mi. Qanaqa predlog bo'lsa ixtiyoriy bo'ladi-da, qo'yish, qo'ymaslik. Lekin ba'zi birlari majburiy qo'yasiz. Endi going'dakini yana bir ko'ramiz. Lekin qo'yish kerak edi-da. Hozir kitobda bergan, kitobda xato berilmaydi. Kitobda xato berilmaydi. Next summer. Oh, which region? Bitta fayoza to'g'ri o'qibdi. Ya'ni viloyat. Which region are you going to next month? In which region do you want to take part in exam and of the general? Siz present simple'da tutupsuzu soruyu ve we're going to exam next month. Yaxshi, doğru hamilerdeki present simple'dakilerdekiden tashqari. Where are you going to go? Ali ve yana going to'nu foydasını işaretsiz. Going to'dan keyin fe'lda biri işlese, u going to'nu qoidasiga o'tib qoladi. U bormoq ma'nosi demasdan keyin moqchi ma'nosiga o'tadi, bilasizmi? Ustoz, mana shu yozilgan ki oxirgisida where are you going to go bo'ladimi yo shu to Yo'q. O'sha go aytyapman-u. Going to'dan keyin fe'lda biri kelsa, nimaga o'tadi deyapman? U o'sha going to'ni qoidasiga o'tib qoladi deyapman. Going to'ni o'zi bo'lsa, u ing, haqiqatdan ing olingan bo'ladi. Go'ga. Xo'p, yaxshi. O'rtada gap tuzilmasam bo'lmaydigan ekan, yaxshi. O'zi holat aniq yakka ayon bo'lyapti. O'shancha xatlarda oddiy oddiy narsalarda xato qilyapmiz ekan-da, bu yerda ham qilib turib ko'rsa. Endi bu zamonda hozirgi o'tgan qilib qo'yish juda katta xato kirmaydi, lekin kontekst bo'yicha xato bo'ladi-yu. Lekin mana bu to be'dan keyin ing olmaslik, tinish belgilaridagi xatolik, bular xato haqiqatda. Endi o'rtalar signal so'zlari now, at the moment, these days, hozir, aynan hozir, shu kunlarda, bugun, tonight, tun yarimida.
Yani tüm geçer, tüm yarım da demin. Midnight, tüm yarım mı bilesin? Tomorrow, ertaya, yeah, this afternoon, bu ton. Next weekend, kelesin hafta ahırı. Bol. And the present continuous is used with always when it expresses irritation about something happened too often. Başına etmekçi dedim, koy bir kez daha ahırı. Bana koyu, karayın. Demek, buradan ortana bir şikayet kılıyoruz. Fakat o şu adam, ne kadar şikayetke dair adam da, nokul o şu, o şu neyim şu, maşı, nokul dediğin tercümanı kilitleydiğin, maşı present simple, yeah, sorry, present continuous bir adı. Bana bir tayt yaptı. You were always losing the car keys, Dave. Dave, sen ha doyum diye yaptın. O şu nokul tercümanı kutuladı. Maşinanın kilitlerini yok atıyorsan. Ha doyum yok at yapsan. Yok yok atı bir asan. Farkı yok. Yapsın. Ne hali yaptı de? Why is Ellie always taking my things without asking? Ne mi için Ellie her doyum beni narsalarımdı. Nasıl soraksız, soraksız oladı. Her doyum diye yaptı. Nukkul diken tercüme gibi oturdu değil mi? Her doyum Ellie demek soraksız. Oşa soramazsan tırın narsalarını alır adı bunu. Demek bu nama knowledge. Irritation de işlettiğim etti. Irritation işte cahlen çıkardırız bilesiz. Minus one'a da yürüdü. I hate it when she does that. Men kaçan ki uşun akı genelde ondan nama kıraman nefretle nama de yaptı. Sizden kimler de yoktur mesiz. Ve uşa fiyat varını orta olar. Diyem olal, eğer fiyatı bulsa, mesela nima deyishimiz mumkin? Qanaqa fe'llar bor? O'rtoqlar qanaqa bir yomon odatlar bor? Aytinglar-chi, ing-ga o'tib berikkan. Hop. Sen nuqul o'zingni holatingdan nolaysan. You are always grumbling. Yoki-da, grumble, nolama, grumbling. Of your condition, like of your case, like from your case, this is amura. So nukul from own case, this is am. Sen uzing de xalatina nukul nolaysan. Why berasa? Nima uchun sen uzing de xalatina nukul gossipan? G'ibat qilish. She is always gossiping. Ikkita p bo'ladi. Keyin gossipda ayn joyganda. Xo'p. Yana qanaqa misollarni keltirishimiz mumkin o'rtoqlar? Ko'pchilikdan yaxshi fikrlar chiqadi-da. Yana shu gripe ham tinmay olmoq gripe. Xo'p, yana qanaqa misollarni keltirishimiz mumkin bunga? Bormi sizlarda ham? Akalarchi? Ben gazetede bir de P bularken ben atıyla şunu uruk gördüm. İki de P'de böyle yapın. Bir has hızı ortadı. Bazı adaştırıp koyadı adamı. Malum bir koydası yiyemezse durur. Bu kardım halat kıradı ben ya. Kaçan ki yani explain it in zor. Kaçan ki mozun üçün türetken bu kardım halat bir adam. You are always talking more. Kup yapırsan. He is always making a noise at the lesson. Ders devamında. Nasıl? Derste, during the lesson, she says, "Sorry, I will do another." Ders devamında. She is always wearing my clothes. Oh, how many minutes you man get? Ha. Demek ortalar burada iş hareketi, nalış halatı kuzatılın değil mi? Ya ki de o zizde nalış halatı buldun mu? Ben malal present continuous ki oru berurasız. Bir hecalet. Ne yapıyorsun? Mamma bu mide sizge. Hop, endi. Qarang, mana aytgan.
Jack is being very talkative today. He is usually isn't. Bu her doyum bundayım mı? Ve şundayım az mı? Otorum. Demek bu numara böyle yaptı. Bugün resmen kub yapıydıgen buldu. Dıp et asu kemede. Hala tanı. Fadal işte. Bana mette iki on takkosu yaptı. Jack is very talkative. Jack kampiyer kal yapıyoruz. Kub yapıydıgen. Hop. Kingisi de. Jack is being very talkative today. Bugünlikti gapirsiz. Bitta har doim shunaqa o'rtoqlar. Bitta bugun shunaqa bo'ldi. Xo'p, endi mana ikkinchi gapda she has a brother. Uning akasi bor. She's having, ya'ni is hisoblanadi. She is having a walk with her brother. U o'zining akasi bilan sayohat qilyapti. Have a walk degani nima? Sayrga chiqish. Xo'p. Endi har doim chiqavermaydi sayohatga. Have bilan action kelyapti harakat. Xo'p, do you see what I mean? Nimani bilat aytayotganimni, nimani bildirayotganimni tushunyapsanmi? Ko'rayapsanmi? Are you seeing Lucy tonight? Xo'p, Lucy'ni tunda yarimigacha ko'rayapsanmi? Bu g'alati. Mana tarjimasi. Ma bu kelajakdagi ish harakati ifodalab Lucy bilan kechqurun uchrashmoqchimisan desa bo'ladi-da buni. Say ing ga uriladi, ko'rishmoq ma'nosi, to'g'ri. Mana bu yerda o'zi tenglashtirib ham qo'ygan equal. I don't think this is my book. Men buni meni kitobim deb o'ylamayman. Fikr. What are you thinking about? Bu haqida nima deb o'ylaysan? Mental activity. Aqliy. Harakat, faoliyat. You look sad. What's wrong? Continuous kodiksa. What are you looking at? Voluntary action. U birinchisida u prost appearance tasvirlagan, ikkinchisida nimaga qarayapsan? Bu fe'l harakat. Endi voluntary action deganda ixtiyoriy harakat tushuniladi umumiy. Bu looked ma'nosi holatga urilyapti. Bitta qaramoq feriya urilyapti. Shuni bilamiz-da, bitta appearance ko'rinish, ko'rib turishlar. This roast beef tastes delicious. Bu kabob, kabob, demak nima qilyapti? Mazali ta'm beryapti. Holat. I am testing the wine to see if it's sour. Vino mide, wine vino. Haniki sharob deymizmi? O'zbekchasiga sharob. Demak, men sharobni tatib ko'ryapman, deyapti o'rtoqlar. Ko'rishga. Men tatib ko'ryapman sharobni ko'rishga. Agar business sour, sour degani, demak, bilasiz, nordon. Nordonligini tatib ko'ryapman. Endi ha, bu yerda tam bilmoq ma'nosida ing ga urilyapti. Ha, metta endi o'sha mana shashlikni, o'sha kabobni o'zining ta'mini nima qilyapti, ko'rsatib beryapti-da. O'shanda, demak, agar umumiy oladigan bo'lsak, bular ing ga tushish holati, mana be, have, see, think, look, test. Bundan tashqari yana bor, ko'p, bu yerda kam beribdi. Bular o'rtoqlar haqiqiy o'zi inson, ya'ni ega tarafidan yana bitta egaga nisbatan bajarilsa, umumiy sizga aytadigan bo'lsam, nima bo'ladi? ING ga tushib oladi va holat harakat fe'liga aylanadi. Lekin holat fe'liga o'tib olgandan keyin hozir mana masalan, matta birinchi, ikkinchi gapda u ko'p gapiradigan bo'lsa harakatmi?
Yok, o karakter ifadeli yaptı. Onun akası var dese, uyan hareket mi? Yok, uyan halat ifadeli yaptı. Beni ne bana anlat etkendi, ne bana etkendiyim de, ne bana bildir etkendi, şun değil mi dese, halat. Hamas halat hazır bitti. Bu, benim kitabımda böyle miyim ben? Hareket mi? Halat. O hafa korunu yaptı. Ne buldu deseyiz? Bu yem halat. Şaşlık, şirin tam beri yaptı size. Bu şaşlık. Bu yem halat. Hamas halat. Bu tarafta uşan ING bile uğradı. Demek yani o kub yapıydıken bu kit yaptı siz. Demek o kanaka. O hakikaten kub yapı var yaptı. Kanakadır bir al joyda masala bir kana kadar muhokama yürüdü. Hakikaten o'zini ko'rsatib ko'p gapirib ko'p ketyapti. U harakat qilyapti hakikaten. She's having a ball. Akasi bilan u demak sayrga chiqyapti. U ish harakat. O'rtoqlar mana action deyapti. Ha, endi Lucy bilan tunda ko'rishmoqchimisan desa, u ham harakat ko'rishish harakat. Xo'p, endi nima what are you thinking about? Nima haqida o'ylaysiz? Buni harakatga qo'yib qo'yibdi-da. What are you think? O'zi har qanday holatda ham holat bo'lib kelish kerak emasmidi? Lekin ayinja olayotgan shaklda xato emas edi-yu, lekin bu yerda mental activity. Fikrlaganda bu ham harakatga kirgizibdi-da, demak. Hani what are bu har xil kitobda kelganda holati. What are you looking at? Nimaga qarayapsan? Meta ixtiyoriy. Ya'ni bunga qaraysiz, ixtiyoriy. Şunu ayet yaptı. I am testing the wine to see if it's sour. Eğer if it's sour. Sour bolsa, umman sourligini ko'rishga nima qilyapman? Men uni ta'mini, ya'ni sharob ta'mini ko'ryapman, deyapti. O'rtalar bu ham harakatga kirib qolyapti. Endi bitta qisqa qilib aytadigan bo'lsam, present simple zamonida o'rtalar. Present simple. Xo'p. Demak, mana tagilarda yana bittadan to'liq ko'rib chiqasiz. Dars yozildi. Nimaiki aytib o'tilingan bo'lsa, takroran signallarni yodlab olasiz. Bundan tashqari yana signallar kelib qolishi mumkin. Juda ko'p bermabdi, lekin bo'laveradi. Xo'p. Va keyin mana bular holat fe'llari. Continuous zamonidagi foydalanish holatlari signallari metta aynan bitta insonni har doim holatidan nolish harakatiga nisbatan va birorta o'sha ayinji olmaydigan ish harakatni egadan egaga nisbatan bajarilganligidagi nimasi ta'siri holati buni ham bemalol ayinji urildi sözlerine. Mesela understanding oladı. Düşünmem ayınca oladı. Believe'm ayınca oladı ortalar. Bu şeylerden hoş geldim ki. Tamam. Maçlarını bunu ne speakerlerde birbirinden çalıştırın yaptı. Kısa kaba eti otaman ortada bitti. Present simple bulan present simple de çalıştırız. Present continuous bilan present continuous solishtirasiz va mazmuniga ham qaraysiz. Ya'ni hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomli zamonni mazmunan ikkovini bir-biriga urib qo'yasiz. Tushunasizmi? Mana bittasini ko'rik. Are you seeing Jane tomorrow? Jane'ni ertaga Jane bilan ko'rishyapsanmi? Xo'p, bitta qaysi bir to'g'ri kelishi mumkin? If describing what is happening. Hiç bulmaydı mı? Asking about someone's plans. Ya toxtab turing, bu yerda o'rtoqlar gaplarda holatini moslaysiz ekan, qarang. Gaplarda holatini bu yerda Asking about someone's plans. You don't like French cooking, do you? Xullas, buni mana bu tepadagi mana qavs ichida berildi-yu. Mana bular. Bo'ldi, mana shu narsalarni aytyapti. Endi takror qilyapti. Mashqda takror bo'ladi. Bir-biriga moslab qo'yasiz. Yozma, chiqarib olganlar bemalol siz chizaverasiz bunda.
İkincisi de underline the correct present tense. Present simple gel. Doğru ki yanını çizes. Mesela why does the dog smell? Hop. Ya ki de is bu arada. Is bu iken bu ise peki does bu miydi? Yok eğer bu ne does hem yok bu ise present simple bir şey gereken de. Is the dog smelling you? Kaysa böyle doğru, present simple ye. Uşanı belirleyiniz. Sakısı yap. Mesela I am trying bu midi? Present simple'da I try. To study. Hop. Kengi maçlar. Correct present tense. Bracket. Yine şu present tense'i yapını doğrulayız. Usually manularda uzunluğu koyasız. They karele, ortalar. Demek bracket, ne var diye ana? Grup. Demek fiillerini uzun zamanı gruplar yazalım. O zaman bitti. They usually. İnkar şekli. Don't. They usually don't walk to school. What is this? Kaos içinde diyemez mi bracket in bracket? Yo, kaos içinde mi? O zaman bracket kaos olmak manası var da. Siz doğru ettiniz, lakin atı yok buna. Kaos olmak manası var bracket. O şengi merak hayran buldum da. Katta kaos mu? Ne madem anıdakilerde. Guruh cema manası var bracket'te. Hop. Gaplarda şunu doğrulab qo'yamiz bo'ldi. O'rtoqlar, bo'lishli bo'lishsizligini mana etga qaraysiz. Bu yerda not beribdi bo'lishsiz. Bu yerda o'zi finishni o'zini bergan, demak o'zini qo'yasiz. Present simple da hammasi. Continuous ko'rsatib o'tkazmaysiz unta. And listening again, listening yo'q. O, bu yerda savol shakli yasash kerak ekan. Juda ham zo'r narsa mana shu savol shaklida ko'proq yasasangiz, sizga kelgan savolni ham ko'proq bilasiz. Savol shaklida yasashda foydali tarafi sizga kelgan savollarni anglab olishni tezroq anglab olasiz. Mana what color do qo'yiladi, bilasiz? Do o'tiladi. You like. Mana so'roq shakllari do does oldinga chiqishini aytmadik. Do does oldinga chiqadi. Buni endi bilasizlar, menimcha juda unaqa baza emas o'zi. Yoki de inkor shakli bo'lsa not qo'yilib don't, doesn't bo'ladi. Bilasiz buni. Buniki demak to be'ga am is'ga not qo'shiladi. Am not, aren't, isn't. Isn't, aren't. Bo'ldi. Ortiqcha bir o'ylanadigan narsa yo'q. Endi mana u tepadagi fe'llarni pastga o'rib qo'yish kerak. Fill in the blanks with the correct tense of the verbs from the books in affirmative. Direct shaklda, negativ yoki de so'roq shaklda. Gapni tarjima qilasiz, o'rtoqlar. Tarjima qilib, qaysi holatga to'g'ri kelsa, shuni yozasiz. Dear David. I am bo'lsa letter write. Writing bo'ladimi endi shunda o'rtoqlar? Xo'p. Endi e'tibor qarating. Bu xatta qayekanda, o'zi xata ekan. David deb turib oxirida Alisa bilan tugatyapti. I am writing yoki I write this exam. Bu presentda berish kerak buni. I write to you because I need to ask. I need to ask
power of you. Başkası soru kemiğini bitti. Yok, toktayın. I have to bular bir şekilde. Ortalar. Lakin, bitti mi gen? Bana mazmun have to gen çüket uğradı mı gen? Lakin, have to uzu yordamcı fiil bu yan. Bırasız. Hazır bir zaman have to. Utken zamanı have to buladı. Koy orası gen demek. Ortalar. Hamasını utkızıp utkızıp. Fakat şu onu koysayız buldu bunu. Mano mosla birbiriga match mazmun jihatdan tushsa bo'ldi. Listening. Past simple, past continuous. Xo'p, o'rtoqlar past simple, past continuous deb o'tiraveramiz. Hozir present simple, present continuous holatiga. Hamma tushundimi? Bilganga takror, bilmaganga yangilik. Endi umumiy dars holati haqida. Lekin to'g'risi men juda berilgan kitobda onusiga qoniqmadim. Ya'ni bilmadim, o'sha murakkab narsani murakkab anodan o'tib uni bo'lib qolganmi. Lekin bo'ladi, lekin juda past masul, juda sodda qilib tushuntirilgan. Murakkab emas.